Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bugün sizinle görüntüsüyle muhteşem leopar poğaça tarifimi paylaştım sevgili arkadaşlarım. Şöyle videoma geçmeden önce e, poğaçalarımın o son halini, kıvamını sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine Ve inanın çok lezzetli, yapılışı çok pratik ve e, her evde olabilecek malzemelerle diyebilirim. Evet sizi daha fazla bekletmeden tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, şöyle bir paket kuru maya, ve üzerine buçuk yemek kaşık böyle tepeli olacak şekilde buçuk yemek kaşığı toz şekeri ilave edelim ve şekerler eriyene kadar karıştıralım sevgili arkadaşlarım hamurunuzun daha hızlı bir şekilde aktifleşmesini istiyorsanız mutlaka sütü ve suyu ılık kullanın ama kesinlikle kaynar olmasın kaynar süt veya kaynar su mayanın aktifliğini götürür daha sonra üzerine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ve ben bu tarifimde toplamda 5.5 su bardağı kadar un kullandım. Ee, unun bir miktarını ilave ettikten sonra bir tatlı kaşından birazcık fazla tuzu ilave edelim. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Ee, tuzu damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Ama unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. Yani dilerseniz bir tık elinize yapışabilir. Hiç sıkıntı değil. Daha yumuşak, daha lezzetli poğaçalarımız olur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Unun markasından miktarı değişebilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü olalım. Şöyle kaşığım ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Hamuru katlayarak koparmadan hamurumu yoğuruyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuracağım. Evet, şöyle hamurumun kıvamını da yakından göstermek istedim. Gerçekten fıstık gibi bir hamurumuz oldu. Ee, şöyle bardağın dibinde birazcık sıvı yağ kalmıştı. Yoğurma kabının dibine böyle döküyorum. Ee, hamuru üzerine yerleştireceğim. Üzerini kapatacağım ve çok fazla uzun bir süre bekletmenize gerek yok 15-20 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım Eğer çok aceleniz mi var havalar malum bu ara biraz serinlediği için hamurunuzu fırının içerisine yerleştirin fırını hiç çalıştırmanıza gerek yok Fırının içerisi hava almadığı için e, hamurunuz çok daha hızlı bir şekilde mayalanır Evet daha sonra şöyle yoğurma kabının içerisinde hamurun mayasını alıyorum Şöyle hamurumu toparladıktan sonra gelişi güzel keseceğim. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. E şunu da hemen belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım, hamurun içerisine ben iki buçuk yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Ama ben bu poğaçamda iç harcı kullanmayacağım, sade bir poğaça hazırlayacağım. Bu yüzden şekerini birazcık fazla kullandım. Ama içerisine özellikle peynir kullanıyorsanız eğer şekerli bir tatlayan bu ölçülerle yaparsanız eğer şekeri bir tatlı kaşığı kullanmanız yeterli. Ama sade bir poğaça hazırlayacaksınız, bence şekeri birazcık fazla kullanın. Kesinlikle poğaçalarınız böyle şekerli bir tat olmayacak, daha lezzetli olacak. Evet, bezelerimi aldıktan sonra şöyle yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi oldukça mesafeli bir şekilde yerleştiriyorum. Bu tarifimde ben 9 tane 9 adet poğaça hazırladım. Biraz daha küçük poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Ama ben daha büyük poğaça tavsiye etmiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bezeler böyle çok küçük görünüyor ama siz piştikten sonra göreceksiniz. Videomun başında da paylaşmıştım. Poğaçalar çok güzel bir şekilde kabaracak. Çok güzel olacak. Dediğim gibi birazcık daha küçük poğaçalarda hazırlayabilirsiniz. Evet, şöyle yerleştirdikten sonra üzerini kurumaması için kapattım. Ben de bu arada poğaçamın yüzeyine sürmek için sosunu hazırlıyorum. Şöyle küçük bir kasenin içerisine yarım çay bardağı su, üzerine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şeker, iki yemek kaşığı sıvı yağ ve bir çay kaşığı tuz ve şöyle yarım çay bardağı pirinç unu da ilave ettikten sonra güzelce karıştıralım. Poğaçalarınızı isterseniz bu şekilde bezeledikten sonra üzerine bir yumurta sarısı sürüp e, haşhaş ile, susam ile veya çörek otu ile süsleyebilirsiniz. Emin olun çok güzel olur. Ama bu şekilde e, leopar poğaça hazırlamak isterseniz yani yüzeyinin e, bu şekilde güzel olmasını istiyorsanız mutlaka bu sosu kullanın. Ve bu sosumuzun olmazsa olması pirincini e, yani böyle poğaçaların yüzeyinin o çatlamasının o görüntüsünü biz e, pirinç ununa borçluyuz güzelce çırpalım sevgili arkadaşlarım. Kesinlikle içerisinde bir topaklık kalmasın. Evet şöyle bezelerimi görmüş olduğunuz gibi mesafeli bir şekilde yerleştirdim. Daha sonra şöyle elimle birkaç kez bezelerin üzerine bastıracağım. İçerisine kullandığımız o süt ve su ılık olduğu için şu anda bile Neredeyse bezeler böyle mayalanmak üzere. Evet daha sonra hazırlamış olduğum sosumuzu böyle üzerine döküyorum. Daha sonra kaşıkla her tarafına yayacağım. Mümkün olduğu kadar e, hamurumuzun yani bezelerimizin yüzeyine, kenarına çok güzel bir şekilde bu sosumuzu sürelim. Çünkü dediğim gibi çok güzel bir şekilde kabaracak. O kenarları boş kalmasın. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum Tariflerimi deneyen arkadaşlarım olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşıyorsunuz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Her tarifimde her videomda mutlaka söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji küçük bir yorum hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet bütün sosu sürdüm. Şöyle birazcık kasenin dibinde sos kalmıştı. İkinci kat olarak tekrar sürdüm. Yani sosumuz ne kadar güzel her tarafına değerse görüntü de o kadar güzel olacak. Ve daha sonra bir mayalandırma süresi yapmadım. Zaten içerisinde kullandığımız o süt ve su ılık olduğu için bu işlemi yaparken poğaçalar birazcık kabardı mayalandı diyebilirim. Şöyle bir 6-7 dakika kapalı fırında beklettim. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz bir tepsi mayası yapın veya bir 10-15 dakika bu şekilde bekletin. Ve daha sonra poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben şöyle 20 dakika 20 dakika ve 25 dakika arası pişirdim. Yani şöyle 22-23 dakika diyebilirim. E, bu sürede kontrollü olalım bu aşamada kontrol alalım Bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde kızarana kadar pişirelim bazı tariflerde görüyorum işte 220 dereceyi tavsiye eden arkadaşlarım olmuş ama ben kesinlikle e, 190 dereceyi geçmeyin yani bu tarif için bakar mısınız sevgili arkadaşlarım görüntünün güzelliğine gerçekten e, görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir tarif ve çok az bir malzemeyle hazırladık şöyle e, görüntüsünü paylaştıktan sonra o iç dokusunda sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum açılarımız hala çok sıcak olduğu için e, kıvamını bu kadar gösterebildim Evet sevgili arkadaşlarım bugünlük de benden bu kadar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum deneyecek arkadaşlara Şimdiden afiyet olsun Allah emanet olun